Sayın jüri üyeleri, kıymetli hocalarım ve saygıdeğer katılımcılar. Ben Trabzon Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Emirhan Uzun. Biz Sağlık Bilim Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi olarak sizlere bugün Meksika sağlık sisteminden bahsedeceğiz. Öncelikle Meksika'nın genel bilgilerinden bahsetmesi için sözü Şeyda arkadaşıma bırakıyorum. Merhabalar, ben Trabzon Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Şeyda Yıldız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün Meksika ile ilgili genel bilgiler vererek başlayacağım. Meksika, Meksiko City dahil 32 eyaletten oluşan bir federal devlet. 131 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık 10. ülkesi. Çoğunluğu kentlerde yaşayan genç bir nüfusa sahipler fakat giderek yaşlanmaktalar. Başkenti Meksiko City, yüz ölçümü Türkiye'nin 2,5 katı. Yönetim biçimi federal başkanlık, anayasal cumhuriyet. Resmi dilleri İspanyolca, dünyada İspanyolcanın en çok konuşulduğu ülke aynı zamanda. %62 Amerikan, İspanyol, Melezbi etnik yapıları var. Halkın çoğunluğu Katolik Hristiyan. Para birimleri Meksika pesosu, toplam nüfusu 131 milyon. Yaşa göre nüfus oranlarına baktığımızda 0-14 yaş nüfus oranı %27, 65 yaş nüfus oranı %7. Ülkemizden daha genç bir ülke olduklarını söyleyebiliriz. Nüfus artış hızı 2022-2026 için %0.7. Kadın başına toplam doğurganlık hızı 1.82 doğum. Kişi başına milli gelirleri 9.946 Amerikan doları. Doğumda beklenen yaşam süresi erkeklerde 73 yıl, kadınlarda 77 yıl. 1000 canlı doğumda bebek ölüm hızı Meksika'da 12 ölüm, Türkiye'de 9.2 ölüm. Anne ölüm oranlarına baktığımızda Meksika'da 59.1 ölüm, Türkiye'de 13.6 ölüm. OECD'nin kat kat üstünde olduğunu söyleyebiliriz. 5 yaş altı çocuk ölüm hızında Meksika'da %24, binde 24, Türkiye'de 11.2. Türkiye'nin iki katı bir hızda olduğunu söyleyebiliriz. Cari sağlık harcamalarında ülkemizle hemen hemen aynı. Nüfustaki cinsiyet dağılımında mevcut nüfusta kadınlar daha fazlayken yeni doğanlarda erkekler daha fazla. 1000 canlı doğum başına bebek ölüm oranlarında son 25 yıl verilerinde Meksika'da yarı yarıya bir azalma olduğunu görüyoruz. Meksika ve Türkiye karşılaştırması yapıldığında canlı doğumda anne ölüm oranlarında Meksika'da son 20 yılda bir azalmanın olduğunu söyleyemeyiz ama ülkemizde belirgin bir düşüş var. Başlıca ölüm nedenlerinden kadın ve erkeklerde iskemik kalp hastalığı, şeker hastalığı ilk sıralardayken erkeklerde kişiler arası şiddet önemli ölüm nedenlerinin başında geliyor. Diğer tarafta da kadınlarda meme kanserine bağlı ölümlerin azımsanmayacak düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Sağlıkta risk faktörlerinden 15 yaş ve üzeri alkol tüketiminde Meksika'nın ülkemize oranla 3,5 kat daha fazla alkol tükettiğini görüyoruz. Ancak sigara tüketimi için bunu söyleyemiyoruz. Sigarayı ne yazık ki dünya sıralamasında en çok tütün tüketen 3. ülkeyiz. Dünyanın ve ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından birisi olan obeziteye baktığımızda nüfusunun %75'inin aşırı kilolu veya obez olduğunu söyleyebiliriz. Meksika sağlık insan gücü verilerini değerlendirecek olursak 1000 nüfusa düşen hekim sayısı %2.9, hemşire 1000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 291, 100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısı Meksika'da 13.8 iken ülkemizde %46.6. Hastane yatağı sayısı 1000 nüfusa düşen yatak sayısı Meksika'da 1.6. Yoğun bakım yatağı sayısı 100 bin kişiye düşen yatak sayısı 3.3 Meksika'da. OECD ortalaması 13, ülkemizde bu oran 40. Covid-19 ile birlikte yoğun bakım yatak sayılarını artırdığımızı söyleyebiliriz. Sağlık hizmeti kalitesini gösteren
Bir diğer unsur da görüntüleme teknikleri. Başlıca görüntüleme tekniklerinden MR ve BT görüntüleme tekniklerini ele alacak olursak, Meksika'da 1 milyon kişiye 1.4 MR, 3.6 BT görüntüleme yapılmaktadır. Ülkemizde bu görüntüleme tekniklerinden daha fazla yararlanılmaktadır. Hastanede kalış gün sayısı Meksika'da 3.9, ülkemizde 4.4. Meksika ve ülkemizde OECD ülke ortalamasını yakalayamadığımızı görüyoruz. 1000 nüfusa düşen hekim sayısında. Hemşire ve ebe sayısında da 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısında uluslararası karşılaştırmasına baktığımızda istenilen seviyeye ulaşılamadığını görüyoruz. Sağlık kaynakları kullanımında bir yılda hekime başvuru oranlarında Meksika'da bu oranın çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde bu oranın 5 kat daha fazla. Meksika'da sağlık kaynakları kullanımı, hastanede kalış süresi çok az olduğuna değinmiştik. 3.9'du. Sağlık hizmetinin verimliliğini gösteren bir diğer unsur da hastaneden taburculuk oranı. Ancak Meksika taburculuk oranlarında istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Almanya'da ise 100 bin kişiden 28 binin taburcu olduğunu söyleyebiliriz. Sunuma Emir arkadaşım devam edecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de ülke sağlık sistemi yönetimi ve organizasyon yapısından bahsedeceğim. Meksika sağlık sektörü karmaşık ve çeşitli bir yapıya sahip. Kamu ve özel sektörün katılımıyla birlikte sağlık hizmetini sunmaktalar. Kamu sektörü sağlık hizmetlerini Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü IMSS ve kamu sektörü çalışanları için Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü ISST aracılığıyla sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığı, özel sektör hastaneleri ve klinikler sağlık hizmeti sağlayıcılarını içermektedir. Meksika'daki sağlık sisteminin yapılanmasına bakacak olursak, Meksika'da aşamalı bir sağlık sistemi var. IMSS, INSABI, Seguro Popular ve özel sigorta dediğimiz Meksika sağlık hizmetlerini ücretli ve ücretsiz olarak sağlayan sigorta seçenekleridir bunlar. INSABI, Meksika'nın ücretsiz sağlık hizmeti sağlayan kamu kuruluşudur. INSABI'nin ekonomik duruma bakmaksızın Meksika'da hizmet vermekte olduğunu görüyoruz. IMSS, Meksika'nın sosyal güvenlik kuruluşudur ve özel sektörde veya kamu sektöründe çalışan Meksika vatandaşlarını kapsamaktadır. IMSS'in Latin Amerika'daki en büyük sosyal yardım kurumu olduğunu bilmekteyiz. Meksika sağlık sisteminin parçalı yapısı sebebiyle kamu sağlık hizmetlerine erişim 92 milyon aşkın Meksikalı için 5 farklı yoldan oluyor. Devlet çalışanları için Sosyal Güvenlik Enstitüsü dediğimiz ISST 1959 yılında kurulmuş olup, kamu görevlerinden devlet okulu öğretmenlerine, polis memurlarına, belediye, eyalet ve federal çalışanlarını kapsamaktadır. ISST şu anda 13 milyona aşkın Meksikalı'yı kapsıyor. Bunların içerisinde devlet çalışanı, emekli, bunların eşleri ve eşit olmayan çocukları da bulunuyor. Devlete ait petrol şirketi Pemex var. Yaklaşık 750 bin çalışanı ve aile üyelerinin sağlık hizmetini ayrı bir kurum aracılığıyla karşılıyor. Milli Savunma Bakanlığı Sedena, Deniz Kuvvetleri Sekreterliği Semar, yaklaşık 870 bin kişiyi kapsayan Meksika Silahlı Kuvvetleri Sosyal Güvenlik Enstitüsü dediğimiz ISSFM aracılığıyla asker üyelerine ve ailelerine tıbbi yardım sunuyor. Şunu belirtmek gerekiyor, Meksika nüfusunun %2.3'ü özel sektör aracılığıyla sigortalıyken yaklaşık 32 milyondan fazla Meksika'nın ya da bu da nüfusunun %26.5'üne denk geliyor. Herhangi bir sağlık hizmetine erişimi yok. Meksika'nın önemli sağlık reformlarından biri olan Seguro Popular'a değinecek olursak, Meksika Anayasası'nın 4. maddesinde 1983 yılında yapılan ve herkesin sağlığının korunması hakkına sahip olduğu şeklindeki değişiklik de ortaya çıktı. Program 2003 yılında devreye girdi ve devreye girmesinden sonra Meksika'nın federal ve eyalet hükümetleri, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak programın ilk 10 yılında 53 milyondan fazla kişiyi bu programa dahil etti. Ve Seguro Popular 2012 yılında evrensel kapsama ulaştı. Seguro Popular'ın faylarına bakacak olursak, cepten yapılan harcamaları ve tıbbi iflasları azalttığını, aşı kapsamını iyileştirdiğini ve hastalığın tedavisini genişlettiğini görüyoruz. 2000 ile 2018 yılları arasında Meksika'da bebek ölümleri yarı yarıya düşmüşken anne ölüm oranlarının beklenen düzeyde azalmadığını görüyoruz.
Seguro Popular serbest meslek sahibi çalışanları ve ailenin yanı sıra işsiz ve sistem dışı olanları da kapsayan bir ek sistem oluşturmuş oldu. Ülke sağlık sistemi finansmanı ve harcamalarına bakacak olursak, toplam sağlık harcamasının gayri safi yurt içi hasılaya oranına baktığımızda Meksika'da %5.4 iken Türkiye'de %4.2. Kişi başı sağlık harcamasında Meksika'nın 1048 dolar, ülkemizde de benzer olanlarda olduğunu, kamu sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması oranında Meksika'da %51, Türkiye'mizde %77. Cepten yapılan harcamaların toplam sağlık harcaması oranında Meksika'da %52, ülkemizde OECD ortalamasından daha az olarak %15 olduğunu görüyoruz. Özel sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması oranında ise Meksika'nın %42, gene ülkemizin OECD ortalamasından daha az olarak Türkiye'nin %17 civarında olduğunu görüyoruz. Buradan çıkardığımız sonuç, ülkemizde cepten yapılan harcamaların OECD ortalamasından daha az olduğunu, kamu sağlık harcamasının ise Meksika'dan daha fazla olduğunu görüyoruz. Ülkede sağlık sisteminde son 20 yılda yapılan reformlardan bahsedeceğim. Ondan önce ülkemizde 2003 yılında temel halk sağlığı sorunlarına yönelik uygulanmaya başlanan sağlıkla dönüşüm programına benzer sistemler de Meksika'da aynı yıllarda uygulanmaya başlanmış. Meksika'da sağlık sigortası kapsamının istihdam durumuna bağlıdır. Sigorta kapsamına erişim kişinin, ebeveyninin ya da eşinin kamuda mı yoksa özel sektörde mi çalıştığına bağlıdır. Kamu sektörü kapsamına bakacak olursak, ISSD 13 milyondan fazla Meksikalı çalışan ve aile üyelerini kapsıyor. 1959 yılında kurulmuştur. Pemex dediğimiz, az önce de bahsettiğim devlet petrol şirketi 750 bin çalışan ve aile üyesini kapsıyor. ISSFM dediğimizde Sedena ve Semar'ın ISSFM aracılığıyla birlikte sağlık hizmeti verdiğini biliyoruz. Bunlar da 870 bini aşkın ordu ve deniz kuvvetleri çalışanını içermekte. Kamu ve özel sektör kapsamında IMSS var. Bu da 68 milyondan fazla Meksikalı'yı içeriyor ve 1943 yılında kurulmuştu. IMSS şöyle, kamu sektöründe çalışanları kapsamakta. Ancak özel sektörde çalışan kişilerin Meksika'nın belirlediği payı ödemesi ile kamu sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sağlıyor. O yüzden kamu ve özel sektör kapsamı olarak geçiyor. Kamu yardım programlarına baktığımız zaman da Meksika'nın en önemli sağlık reformlarından dediğimiz Seguro Popular 2003 yılında devreye girmişti. 2018'de Meksika nüfusunun %42'sini kapsadığını görüyoruz. Bu kapsadığı nüfusun da %90'ından fazlasında herhangi bir sağlık hizmetine erişimi yoktu. Seguro Popular 2020 yılına geldiğimizde yerini Insabi'ye bırakıyor. Insabi'nin Seguro Popular'dan farkı olarak Seguro Popular'da federal ve eyalet sağlık hizmeti sunumunu Insabi tek merkezde birleştirdi. 2023 yılına geldiğimizde ise Insabi yerini IMSS Bynister'a bırakıyor. Bu aslında IMSS Bynister'ın temelleri 1973 yılında yapılmıştı. 1973 yılında vergi ödeme kabiliyeti olmayan kişileri kapsayacak şekilde tasarlanmıştı. Ancak 2023 yılında yürürlüğe girebildi. Şu anda 18 tane eyalette kapsam dahilinde hizmet vermekte. Meksika hastanelerine ve sağlık hizmetlerinden bahsedecek olursak 4300'e aşkın hastane bulunmakta Meksika'da. Bunun %30'u sadece kamu hastanesi ve büyük bir çoğunluğu kentsel alanlarda. Sadece %3'lük bir kısmı kırsal kesimde bulunuyor. Hastane bakımı her sigorta kurumu ve özel sektör tarafından kendi altyapılarına ve bakım seviyelerine göre sunuluyor. Çoğunlukla da daha genel hizmet veren ikinci basamak ve oldukça uzmanlaşmış üçüncü basamak hastaneler tarafından hizmet verilmektedir. Meksika'da aşılamaya bakacak olursak, son yıllarda aşı takviminde iyileştirmeler ve tarama programında genişletmeler yapmaya çalıştılar. Ancak bazı konularda hala ilerleme sağlanamadı ve yeterli düzeyde değiller. Aşılama oranlarına bakacak olursak, hepatit B'de %82, hepatit difteri, boğulmaca ve tetanozda %83, kızamıkta %89 düzeyindeler. Ülkemizde aşılama programının daha iyi olduğunu söylememiz olduğunu biliyoruz. Ve aşılama oranlarının %95 ve üzerinde olduğunu biliyoruz. Kadınlarda serviks ve meme kanseri tarama oranları hedef nüfuslarda %25'in altındadır. Bununla beraber şuna değinmek gerekiyor. Servikal kanserden ölüm oranının 100.000'de 10.2 olduğunu ve Meksika'nın OECD birincisi olduğunu vurgulamak gerekiyor. Burada da aşılama oranlarını görüyoruz. Gördüğümüz gibi ülkemizin OECD ülkeleri arasında aşılamada iyi bir konumda olduğunu, Meksika'nın ise halen istenilen seviyede olmadığını görüyoruz.
sağlık hizmetlerinde memnuniyet düzeyine baktığımızda Meksika'nın %55 ile OECD ortalamasının aşağıda, ülkemizin de OECD ortalaması olan %71 oranında olduğunu görüyoruz. Burada sağlık parametrelerini en son toparlamak istedim. 1000 canlı doğumda bebek ölüm hızına baktığımızda Meksika'nın 12 olduğunu söylemiştik. Türkiye'mizin 9.2. Anne ölüm oranında Meksika'nın istenilen düzeyde düşüş yapamadığını görüyoruz. 100.000'de 59 iken Türkiye'de %100.000'de 13.6. Hizmet kullanımında hekime başvurular 1 yılda yapılan, Meksika'da 1.5 iken Türkiye'de bunun neredeyse 5 katı olan 8 olduğunu görüyoruz. Yoğun bakım yatağı sayısında ise Meksika'nın 100.000'de 3.3 iken ülkemizde 40 olduğunu görüyoruz. Bu konuda gerçekten iyiyiz. Biz teşekkür ediyoruz.